Değerli Çiftçi TV izleyenleri, bu hafta güzel bir konumuz var sizlerle alakadar. Biliyorsunuz geçen hafta Kastamonu'daydık. Ondan bir önceki haftada Isparta'daydık. Şimdi Tekirdağ'a döndük ve beraberinde de önümüzdeki hafta Van'da olacağız. Çok şiddetli rüzgarlar var maalesef Trakya'da. Fakat bizler de malum aralığımızda kalan işlerimizi bitirmek adına buradayız. Sevgili dostlar, sizlerle beraber program yapabilmek için, Çiftçi TV izleyen ailesine güzel programlar sunabilmek için arazi çalışmalarımıza, gezmelerimize, arılık ziyaretlerimize devam ediyoruz. Fakat bu aşamada bal sağım dönemindeyiz ve arıcıların en muzdarip olduğu konulardan biri çok sık soruldu. Ne olursun abi bize anlatarak değil de görsel olarak da bir arı birleştirme, yalancı ana arıya gidiyor. Ne yapabiliriz bu konuyla alakadar diye ısrarla birkaç soru soruldu. Sevgili arkadaşlar, bildiğiniz üzere ana arılar hayatları yaşam döngüsünde, kolonide kendi feromon kokularıyla düzenlerini sağlarlar. Fakat bazı durumlarda bizler kovanı böldüğümüzde ya da dölsüz bir ana verdiğimizde ana arı çiftleşme uçuşuna çıkar. Fakat çiftleşme uçuşundan bazen kuşlardan dolayı dönemeyebiliyor. Ya da koloniden başka koloniye yanlışlıkla bazen girebiliyor. Başka sebeplerden dolayı da koloniye bir türlü giremediği zamanda sevgili dostlar, yaşam döngüsünü koloni panik havasına döndürüyor. Ne demek bu? Artık içeride larva, günlük yumurta olmadığından dolayı sevgili dostlar, koloni kendi içerisinde bir yalancı ana arı seçmeye gidiyor. Eğer içeride mevcut larva, mevcut yumurta varsa zaten döllü olarak ana arı kendine tekrar bir ana arı yapma refleksi gösterecek. Arıcı zaten bunu çok erken zamanda fark ederse başka kovandan bir larvalı çıta hemen koyarak bu düzeni tekrar döngü olarak sağlıyor. Bu arada çok rüzgar var. Ben de size videolarımızı eksiksiz bir şekilde aksatmamak adına uğraşlarımıza devam ediyoruz. Sevgili arkadaşlar, bu ana arılar veremiyorsak eğer ya da arıcının gözünden kaçıyorsa, bu işlemleri yapamıyorsa koloni bir karar alıyor. Diyor ki artık bizim içeride kendi başımıza döllü yapabileceğimiz bir işlem kalmadı. Yani ana arı çıkartamıyoruz. Bu sefer geçici olarak panik refleksiyle bir kurul oluşturuyorlar. Bizim anlayabileceğimiz bir tabirle sevgili dostlar. Biraz daha abiyane bir tabir olarak kullanıyorum bunu. Ve kolonide bir işçi arılardan bir ya da birkaç tanesini ana arı olarak seçiyorlar. Evet, ilginç, gerçekten de öyle. Ve ana arı nasıl muamele görüyorsa buna da o muameleyi yapıyorlar. Arı sütüyle besliyorlar, ona özel ikramlarda bulunuyorlar ve ana arı yumurtlamaya başlıyor. Sözde ana arı tabii ki, çünkü yalancı bir ana arı. Maalesef arıcıların en büyük problemi, başlıca problemden biri koloninin yalancı ana arıya gitmesi. Meslektaşlarımız bu durumu bilirler ve bir arıcının yaşayabileceği kolonilerden en büyük kabuslardan biridir. Artık bu aşamaya geldiyse bu yalancı ana arı yumurtluyor, fakat dölsüz yumurtluyor. Dölsüz ana arı da yumurtladığında erkek arı olur. Yalancı ana arı da yumurtladığında sevgili dostlar erkek arı olur. Yani her halükarda zaman içerisinde artık koloni yaşam döngüsünü kaybediyor ve yalancı ana arıya gitmiş ve maalesef sonu yaklaşmış bir koloni oluyor. Bu durumda tabii ki YouTube kanallarında ya da birçok yerde işte yalancı ana arıya ana arı verebilirsiniz, kurtarabilirsiniz, bunu yapabilirsiniz, şunu yapabilirsiniz. Bir sürü şeyler söyleyeceklerdir sevgili dostlar, ama yalancı ana arıya gitmiş bir koloniyi tekrar hayata döndürmek imkansıza yakın. Çok istisnai durumlarda karakterinde çok büyük bir uysallık varsa koloninin, ancak o zaman başka bir koloni ana arıyı kabul edebiliyor. Ama onun haricinde kesinlikle ve kesinlikle kabul etmiyor. O yüzden hemen bir ana arı alıp vereyim, ana arı vereyim, o ana arı onu yener, böyle yapayım, şunu yapayım demeyin. Boşuna paranız gider. Sevgili arkadaşlar, onun yerine en doğru, en güzel iki yöntem. Birincisi,
Birleştirme bu iş için en güzel yöntemi. Diğeri de silkeleme yöntemi. Yani artık nereye girerlerse girsinler. Kesinlikle koloninize ana arı verip onu kurtarayım, şöyle yapayım, böyle yapayım, yok işte ateşini alayım, işte silkeleyeyim, temel petek koyayım, bunu yapayım. Bu zahmetlere girmenize gerek yok. Zaten birleştirme yapmakla aynı mantık içerisine girecek. Abi sen öyle diyorsun da işte ben kabul ettirdim. İşte nasıl yaptın? Anarıyı silkeledim, bütün peteklerini aldım, şunu yaptım, bunu yaptım, başka kovandan petek koydum. İşte birleştirme yani sen adına öyle söylüyorsun da boşuna boşuna zahmet ediyorsun. Hele 50, 100 koloni sayısı çok olan kişiler için kesinlikle uğraşılmayacak bir şey. Zaten meslektaşlarım bu işi biraz daha amatörden hariç profesyonel yapan meslektaşlarım benim ne demek istediğimi çok iyi anlıyorlar. Kesinlikle vakit kaybı olmaması adına silkelenir ya da birleştirme yapılır. Sevgili dostlar, tabii ki ondan öncesinde yer yer koloni kontrolleri yapmak zorundayız. Çünkü bazen koloni iki katlı olabiliyor bu şekilde. Ve alt katta ana arı, larva, günlük yumurta var mı diye kontrol her zaman bakamayabiliyoruz. Bakamadığımız zamanda da eğer arı oğula çıkmış olabiliyor ya da arı süpersedur yapmış olabiliyor. Anasını değiştirmek istiyor. Fakat bir döngüyü sağlayamayabiliyor. Ana arı da kusurlu olabiliyor. Maalesef bir şekilde ana arı koloniye dönemeyebiliyor. Dönse de bazen hemen kusurlu bir ana arı olduğundan dolayı onu diğer işçi arılar öldürebiliyor. Fakat içeride bakın çünkü ana arı 16 günde çıkardı. E abi kendileri niye ana arı yapmıyorlar? Tekrardan yapsalar. Tabii ki o döllü yumurta olsa tekrar yapacaklar ama düşünsenize zaten ana arı 16 günde çıkar. 8 günde ergenler gelir. Çiftleşme uçuşuna iner çıkar. Bireye yakın. O kovanda bir işçi arı ya da o larva veyahut da günlük yumurta zaten kalmamış olduğundan dolayı tekrar kendisine bir ana arı yapamıyor. Abi başka kovandan bir larva alıp versek olmaz mı? Tabii ki olur. Ama yalancı ana arıya gitmeden bunu hemen anlarsak yapabiliriz. Eğer iş işten geçerse çok zor. Arı sayısı çok olan meslektaşlarımız bu konuyu anlayacaklardır. Sevgili dostlar, yalancı ana arı arıcıların büyük bir kabusu. Şimdi size 3 gün, 4 gün sürecek olan bir seri video çekimine gideceğiz beraber. Hemen arkasından da yine bize çok çok sorulmuştu. Koloni yönetim sistemi, yani destek kovanı hakkında. İşte ortaya bir merkeze bir kovan, 3 tane de yanına. Abi destek versek bal verimini arttırabilir miyiz? Böyle şeyler duyuyoruz. Ne tavsiye edersin bize diye çok sorulmuştu. Onu da anlatacağız. Ama tek tek aşama aşama yalancı ana arı birleştirme videomuzu şimdi gelin 3 ya da 4 gün hatta 1 haftada sürebilir ama bütün aşamalarını, sonuçlarını, kabul etmiş halini dahi göstere göstere sizlere beraber paylaşmak istiyorum sevgili dostlar. Yalancı ana arı birleştirme videomuza gidiyoruz. Daha önce yalancı ana arıya gitmiş kovanı nasıl birleştirebiliriz bununla ilgili bir video çekmiştik. Ama bazı teknik hatalar yapıyor sevgili dostlarımız. Bunları biraz daha özetleyerek sizlere tekrar güncellemek istedik. Sevgili dostlar rüzgarlı bir hava şu anda. Normalde bu havada pek birleştirme yapmak pek uygun değil. Ama biz yine de sizler için bir şeyler yapmaya gayret göstereceğiz. Çünkü arı genelde hırçın olur. Sevgili arkadaşlar bizler bildiğiniz üzere ana arı üretiyoruz ve ürettiğimiz ana arıları kovanlarda kabullendirme süreçleri var. Tabii ki bu süreçte çiftleşmeden dönemeyebiliyor. Arı kuşları malum çok zarar veriyor. Ve koloni zamanla ana arısı dönemediği için ya da belli bir sebeplerden dolayı kendisine bir ana arı yapamadığı zaman hepimizin bildiği gibi işlerinden birini, işçi arılardan ya da birkaçını ana arı olarak seçiyorlar ve yalancı bir ana arı olmuş oluyor. Arı sütüyle beslendiği için de sevgili dostlar yumurta atabiliyor fakat hepsi dölsüz oluyor çünkü döllenmediği için. Zaman içerisinde de kovan maalesef yok oluyor. Arıcılar arasında özür dileyerek söylüyoruz. Kovan piçe gitti tabiri kullanılır. Yalancıya gitti ya da artık kovandan bir hayır gelmez bir sürü ifadeler kullanabiliyor yöresel olarak. Bizler yalancıya gitmiş kovan diye tabir edelim bu durumu. Sevgili arkadaşlar bu kovanımız ve bu kovanımız şu anda yalancı ana arı seçmiş. Ve ortadaki kovanımızda, bu kovanımızda sevgili dostlar
zayıf, şöyle 2,5 çıtalı bir arı. Koloni nüfusu çok çok az. Buna birleştirme yapacağız. Bu çıtadaki arılarla, bu çıtadaki arıları buna birleştirme yapacağız. Tabii bildiğiniz gibi bu birleştirme esnalarında koloni zarar görebiliyor. Arılar birbirini kırabiliyor. Neler yapabileceğiz teknik olarak? Nasıl birleştirme yöntemleri var? Ya da yalancı ana arıya gitmiş koloniyi arıcı meslektaşlarımız, abi ben kurtarmak istiyorum, İşte silkeledim, temel petek verdim, yeni ana arı verdim, kabul etti. Sevgili dostlar, kabul etse dahi inanın bir hafta sonra tekrardan onu keseceklerdir. O koloniden çok hayır beklemeyin. Zaten artık belli bir döngüsünü kaybetmiş bir arı. Biliyorsunuz bunu hep tekrarlıyoruz. Arılar 21 günde kuluçkadan çıkarlar. 21 gün kovan içi hizmeti tamamlarlar. Ve ömürlerinin kalan 20-25 gününde tarlacı olarak geçirirler. Zaten kolonide, yalancı anaya gitmiş kolonide alttan gelen bir kapalı yavru yok. Yani bir 21 günlük bir halkanın bloğu var. Zincirde bir kırılma var. Bu zincirdeki kırılmadan dolayı bunu kurtarmaya çalışmayın. Biliyorum, arıcılar için çok zor bir durum. Arısını kaybetmek istemiyor. Maalesef yok olmasına gönlü razı değil. Ana arı vereceğim, deneyeceğim diyor ama hepsi nafile. Hele bizler gibi arı koloni sayısının 400-500 ya da fark etmez 100 olsun, 50 olsun, 30 olsun. Çoksa inanın uğraşmaya hiç değmez. Birleştirin gitsin. Ya da uzağa bir yere silkeleyin gitsin. Bunları dahi söyleyebiliyorum. Çünkü neden? Sizin vaktinizi almasın, sizin emeğinizi almasın. Çünkü o koloniden kolay kolay artık ifra olmaz. Çok çok nadir, binde bir oranlarına tutma ihtimalleri var ama sevgili dostlar, bunları ihtimal olarak baz alıp asla yalancı ana arıya başka bir ana kabul ettirmeye çalışmayacağız. Ne yapalım peki? Sevgili arkadaşlar, şöyle göstermek isterim. Örneğin bu kolenim yalancı ana arıya gitmiş. Bakın, larvalar tamamen erkek arıya dönmüş. Sadece polen getirmiş buralarda. Şöyle gösterelim. Kabul etmemiş. Yüksükler var ama hepsi sahte, yalancı. İçlerinde böyle yumurtalar var. Bakın, size yumurtaları göstermek istiyorum. İçlerindeki yumurtalar ama yumurtalar boş. Yani dölsüz 4-5 tane yumurta var. Yani bunlar aslında yalancı ana arıya gitmişin en büyük ibaresi. Burada mesela şöyle bazen polenin içerisine yapabiliyorlar yumurtalar. Yani bu koloni artık yalancıya gitmiş. Bir gözde sevgili dostlar 4-5 tane yumurta görürseniz bilin ki artık maalesef. Bazen nadiren ana arı çok kaliteli olabiliyor. Genç bir ana arı olabiliyor. Bunu size ana arı bir göze birden fazla yumurta yumurtlar mı diye bir videomuz var. Orada ifade etmiştik. Burada küçük bir detay, ondan da bahsedelim. Bazen arıcılarımız 1-2 tane bir gözde yumurta gördüğü zaman koloninin yalancı ana arıya gittiğini düşünüyor ve hemen o koloniyi bozuyor. Bu da bir hata sevgili dostlar. Muhakkak ana arı kontrolü yapın. Bazen işçi arı içeride az oluyor. Ana arı da güçlü ve yeni oluyor ve hırsını alamıyor. Bir göze 2 yumurta, bazen çok nadir hatta 3 yumurta bile attığı oluyor. İşçiler bunları düzenliyor. O yüzden muhakkak kontrol etmenize fayda var. Yalnızca eğer bir gözde birden fazla yumurta gördüğünüzde sevgili dostlar, yüksüklerin içerisinde, şöyle bir daha göstermek isterim sizlere. Bu arada rüzgar maalesef bizim aleyhimize işliyor çünkü rüzgar olumsuz. Şöyle yüksüklerin içerisinde az önce gösterdiğim gibi sevgili dostlar, yumurtalarda bakın şundan emin olacağız. Şurada biraz ışık da açı da kötüden geliyor ama yani birkaç tane yumurta görürseniz işte o zaman durum biraz kötü. O zaman yalancı ana arıya gitmiş olduğumuzu anlayacağız. Ve birleştirmeden başka bir çaremiz yok. Ya da silkeleyeceğiz. Peki nasıl birleştireceğiz? Sizlere daha önce birkaç yöntemden bahsetmiştik. Hemen onlara ifade edeyim. Birincisi, propolis tuzağını koyuyoruz sevgili dostlar. Propolis tuzağını bu şekilde koyuyoruz. Daha sonrasında katımızı yerleştiriyoruz. Sevgili arkadaşlar, bu şekilde katımızı yerleştiriyoruz. Ve içeriye temel petekleri koyuyoruz. Temel petekleri bu şekilde koyuyoruz. Arıları silkeliyoruz. Ya da bir diğer yöntem sevgili arkadaşlar, katımızın arasına sineklik koyuyoruz. Sineklik de bu iş için çok güzel bir yöntem. Ve katımızı koyuyoruz. Biz bunu sineklikle de yapabilirsiniz. Bir diğer yöntem ise gazete kağıdı
kullanılan yöntemlerden biri sevgili dostlar. O da şu. Bunu alıyoruz. Bu şekilde üstüne koyuyoruz. Ve katı da üzerine koyuyoruz. Küçük küçük delikler açıyoruz. Ve daha sonrasında kendiliğinden doğal bir şekilde gazete kağıdını parçalayarak sevgili dostlar kendini aşağıya inecekler. Bu da birleştirme yöntemlerinden biri. Biz şimdi sineklikle yapalım bu yöntemimizi. Daha önce de sineklikle yapmıştık. Bunu koyduk. Evet. Sevgili arkadaşlar, sinekliğimizi koyduktan sonra içten şöyle bir gerginliğini alıyorum. Evet. Şöyle bir içini gösterirsek, sinekliğimizi koyduk bu şekilde. Temel peteklerimizi koyuyoruz. Çünkü eski petek olsun, eski kendi kabartılmış peteklerini koymak istemiyorum. Bu 2,5 alttaki ana arılı olan çıtayı, ana arılı her şey yolunda olan şu kovanı sevgili dostlar. Böyle. Bu da çok zayıf bir arı ama ana arısı var. Bu da biraz güçlensin, şenlensin. Ona biraz cesaret gelsin. Ama biraz üzülecek tabii ki bu koloni. Biraz şimdi birbirlerini hafiften de olsa zorlayacaklar, kıracaklar da. Sağlık olsun, bunlar da birleşecekler. Bir sürü çok güzel günlük yumurtası var. Keyifleri de çok güzel. Bu kolonimize sevgili dostlar, ana arısı da çok güzel. Şöyle hızla aynı zamanda bir ana arıyı görebiliyor muyum diye bakıyorum hemen. Sizlere eğer görebilirsem göstereceğim. Bu koloninin ana arısını kabullendirecekler. Yani biz öyle umuyoruz, öyle olacak. Şöyle bu son çıtaya da bir bakalım. Evet, ballı. Gayet de güzel, keyifleri de güzel. Çok tatlı. Muhteşem. Evet, kıpır kıpır sevgili dostlar. Arıların büyüklüğü, şöyle güzelliğine de bakmanızı istiyorum. Yani keyifleri falan, her şeyleri çok güzel. Bir de ilk çıtaya da tekrardan bakalım. Belki bu çıtadadır anarımız. Buna bakmadık. Evet, bakalım. Evet, anarımız buradaymış. Bakın şurada. Böyle geziyor şu anda. Çok güzel bir ana arı. Keyfi de güzel ana arının. Parmağımın ucunda şu anda geziyor. Evet. Ana arımız burada. Eminiz. Çıtaları eski haline getiriyorum. Polen tuzaksız bir kovan böyle denk geldi. Yoksa özel bir tercih yok. Polen tuzaklı mı, polen tuzaksız mı diye. Sinekliğimizi koyuyorum. Az önceki gibi. Evet, katlı katımızı yerleştireceğim. Katımızı da yerleştirdim sevgili dostlar. Şimdi iki yana bu şekilde petekleri koyuyorum. Şimdi arıları içine silkeleyeceğiz sevgili dostlar. Daha önce biraz da su sıkacağız için ama çok su sıkmayacağız. Çünkü arıcılarımız daha önce çok aşırı su sıktıkları için yüksek bir nem oluyor. Şerbetli su da yazın çok arıları yakabiliyor. O yüzden çok hafif, kendi su ihtiyaçlarını karşılasın diye sıkacağız. Zaten bir gün kalacak sevgili dostlar. Bu kolonidekileri buraya, bu kolonidekileri de buraya silkeleyeceğim. Ucundan da çok hafif bir aralık bırakacağım sevgili dostlar. Yani bir çubuk koyacağım. Çok küçük bir çubuk koyacağım. Ön taraftan. Böyle ona rampa. Yani ön taraftan göstermek isterim. Şöyle bir gelelim. Evet. Şöyle küçük bir rampa yaptım. Bazı arılar buradan çıksın. Yani bu bizim için hiçbir sorun değil. İşçi arılar çıksın sevgili dostlar. Şöyle küçük bir rampacık yaptım. Buradan boşluk oluşturdum. Bizim için önemli olan sevgili dostlar, zaten buradaki yavru arılar önemli. Yavru arıları kurtarmaya çalışıyoruz. Zaten işçi arıları biz sağa sola bile silkelesek aynı aralıkta olduğu müddetçe onlar bazı kovanlara iltica sendromu olarak girecekler. Ne demekti iltica sendromu? Bunu birkaç defa ifade ettik. Yani arı kendi mağduriyetini ifade ettiği zaman istediği her kovana girebiliyor. Bir de bal getirirse girebiliyor. Bunu zaten tecrübeli arıcılarımız biliyorlar. Arı yine kendisinin kovanının olmadığını ve sığınma talebi
kendi aralarındaki bir lisanla bunu talep edebiliyor. Çok güzel bir şey. Hiç merak etmeyin. Aralarınızda silkeleyin. Ama arıcı arkadaşlarımız bilirler. Silkeledim abi, orada bir öbek oluştu. İşte onlar uçmasını bilmeyen yavru arılar aslında. Ana arının yalancı ana arında saran, onların da yanında duran o arılar. Esas bizim için önemli olan onlar esasında sevgili dostlar. Biz onu kaybetmemek adına bu arılarımızı silkeleyeceğiz. Şimdi içerisine ufaktan silkeliyoruz. Evet, bismillah dedim. Şöyle peteklerimizi yavaş yavaş içerisine silkeleyeceğim. Onları fazla da üzmemeye gayret gösteriyorum. Ve bu işlemi çok hızlı halletmeye çalışıyorum. Arılarımız normalde sevgili dostlar biliyorsunuz sakin. Ama hava rüzgarlı, biraz hırçın. Abi sen maskesiz çalışıyorsun. Nasıl hırçın diyorsun. Sen bir de bizim arıları görsen diyorsunuz. Size hak veriyorum. Bizler ana arı ıslahı yapıyoruz sevgili dostlar. O yüzden arı ırklarımız sakin. Genelde güzel ırklarla çalışıyoruz. Şu anda şöyle içini göstermek istiyorum. Bakın hepsini silkeledik. Normalde bu silkeleme hareketini yaptığımızda sevgili dostlar arılarımız çok çok hırçın olurlar. Şu anda her şey güzel. Ve içerisine şöyle göstereyim. Bakın biraz su sıkıyorum. Fazla değil. Bir miktar su sıkıyorum. Bu kadar yeter. Ve çuvala kapatıyorum sevgili dostlar. Şu şekilde hemen. Evet. Kapağımızı alalım. Bunu kapattım. Kalanları da uzak bir yere silkeleyeceğiz sevgili dostlar. Onlar da silkeledikten sonra mesele bitecek. Şu anda birleştirme yaptık. Peki abi sen o bıraktığın aralıktan arılar çıkmayacaklar mı? Çıkacaklar. Ama ya buraya girecekler ya oraya. Sonuçta bir yere girecekler. Hatta bazen yürüyecekler. Yavaşça alt kovanına girecekler. Yani sevgili dostlar şöyle göstereyim, buyurun. Bakın. Şu bıraktığım aralığı gördünüz. Bu bıraktığım aralıktan yavaşça bunun içerisine girecekler. Alttaki ana arının feromon kokusuyla sevgili dostlar birleşecek. Yukarıdaki koku. Ve bu kolonide yarın açtığımızda sevgili dostlar bu koloniyi birkaç tane ölü göreceğiz. Ana arının ölüleri onlar. Çünkü onlar o yalancı ana arının sevgili dostlar sahiplenmek isteyen, onu kabul edenler. Bizler onları istemiyoruz zaten. Onlar yok olmuş gidecekler. Hiç merak etmeyin, her şeyde çok güzel yolunu olacak. Peki son olarak ne yapacağız? Şimdi burada bir miktar arımız kaldı. Şöyle gösteriyorum. Bakın kutuda, burada. Aynı zamanda burada da bir miktar kaldı. Böyle. Bunları da sevgili dostlar şöyle 2,5-3 metre fark etmez. 10 metre ötede silkelesek onlar bir şekilde kovanlara girecek. Arımız israf olmayacak. Hiç endişe etmeyin. Ama bunu aynı zamanda bu yöntemi zayıf arılarınızı birleştirmek için de kullanabilirsiniz sevgili dostlar. Arılar bu kovanları buradan alacağım. Alınca sevgili dostlar yine onlar dediğim gibi sağa sola girecekler. Birazdan silkeleyeceğim ve aynı yerinde olmaması. Silkelediğimiz yerde eski kovanını asla bırakmamalıyız. Çünkü dışarıdaki yerler ona girecekler. O kovanları alıp başka bir yere götüreceğiz. Bu yöntemi sevgili dostlarım, değerli meslektaşlar, zayıf koloninizi birleştirmek amaçlı da uygulayabilirsiniz. Daha farklı uygulamalar da mevcut. Abi ben böyle yapıyorum. Tabii ki yapabilirsiniz. Abi ben böyle uygularım, çok memnunum. Zaten ne hangi konudan memnunsanız o şekilde devam edin. Bizim her zaman uyguladığı yöntemler bu şekilde yapıyoruz. Siz de tavsiye ediyoruz. Ve değerli yorumlarınızı da bekliyoruz diyoruz. Sevgili arkadaşlar, sıra geldi bunlara. Bakın bunlar erkek arı larvaları. Bunları ne yapıyoruz biliyor musunuz? Bunları bu şekilde tarıyoruz. Bakın bu şekilde tarıyoruz. Bunlar en değerli şerbetten, en değerli vitaminden belki 100-120 kat daha kaliteli bir besin kaynağı. Bunları alın, diğer güçlü kolonize verin. Nasıl abi ya? Evet, hiç merak etmeyin. Erkek arı larvası suyu en harika besindir sevgili dostlar. Kolonize besin olarak verirsiniz. Abi yavru çürüyor olmaz mı? Hiç endişe etmeyin. Bunun suyunu emecek arılar.
kendileri besin olarak tüketecekler ve çok büyük enerji. Tabii ki bunu gidip de hepsini aynı kovana vermeyin. Güçlük koloniniz varsa onlara verin. Evelallah emecekler ve bunu tüketecekler. Aynı zamanda bu şekilde açıkta da bırakmayın. Ballı olanları varsa onları verebilirsiniz. Polenli olanları varsa verebilirsiniz. Çünkü tecrübeli arıcılarımız da bilirler ki yalancı ana arıya gitmiş koloni yavru atamadığı için bir strese girer ve inanılmaz polen getirir. İnanılmaz da bal getirir. Bunu biliyorsunuz. Hatta koloniyi anasız bırakıp polen ve bal toplama refleksi yurt dışında bal toplama yöntemlerinden, balı daha fazla alma yöntemlerinden birisi olarak da değerlendirebiliyor. Şu an her şey yolunda. Yarın açacağız. Alttaki örtüyü de indireceğiz aşağıya. Birleşmiş olacak. Yaklaşık 2,5 çıtalık bir arıydı ana arılı olan kovanımız. Evelallah 5 çıta 6 çıta olacak. Hiçbir kaybımız olmayacak. Peki abi ya ana arıyı öldürürlerse? Evelallah Allah'ın izniyle de o kolonideki ana arıyı da öldüremeyecekler. Çünkü birazdan feromon kokusunu öyle yoğun bir şekilde salgılıyor ki sevgili dostlar, iş işten geçmiş oluyor, kabullenmiş oluyorlar. Yalancı ana arıyı öldürecekler, hiç merak etmeyiniz. Fakat burada yapmamız gereken son bir işlem daha var. O da şu. Bir aromatik bir koku. Ben bunu bitkisel yağlardan yaptığımız varroa, doğal varroa mücadelesine uyguladığımız bu yöntemi uygulayacağım. Yani anlık olarak kokusu birbirine karışsın sevgili dostlar. İçine atıyorum. Şöyle. Anlık olarak bir koku birbirine karışsın. Daha sonrasında ana arının da feromon kokusuyla bu tamamen ortadan kalkmış olacak. Hem varroa mücadelesi yapmış olduk, hem de koku, doğal bir koku sıkmış olduk içeri. Birleştirmeyi de bu şekilde yapabilirsiniz. Zayıf koloni birleştirmenizi. Değerli arkadaşlar, çok sorulmuştu. Daha öncesinde bazı arkadaşlarımız içeriye biz kat arasında aralık bırakmayın ya da bırakmayın da dememiştik ama yapmadan göstermiştik. Ama içeriye çok aşırı derecede su sıkıp nemi çoğalttıkları için arıları yakmışlardı. Hatta şerbetli vermişlerdi. Arılarda çok büyük zararlar olmuştu. Sevgili arkadaşlar, bu önlemi, bunu da videomuzu tekrar güncelleyerek sizlere sunmak istiyorum. Değerli arkadaşlar, bir 24 saat bir süre geçti. Şu anda kolonimizi açıyoruz. Böyle biraz göstermek isterim şurasını. Bakın. Hemen peteği kabartmaya çalışmışlar ve bu şekilde bir öbek oluşturmuşlar. Gayet keyifleri de güzel. Alttaki yüksek feromon kokusuyla sevgili dostlar, şu anda onlar birbirini işaretlediler. Çok nadir de olsa bakın böyle ufaktan erkek arılardan veyahut da işte bazı işçi arılardan birkaç tane ölü olacak. Bir sorun değil. Bunlar normal bir süreç. Şimdi ne yapacağız? Şimdi alt kata bakmanızı isteyeceğim. Yani aradaki farkı görmenizi isteyeceğim. Evet, bismillah. Evet, koydum. Evet. Feromon kokusunu anlık olarak etkilesin diye bunu koymuştuk. Ön tarafa aralık olsun diye çubuğu koymuştuk. Onu da bu şekilde yapıyorum. Yavaştan kaldırıyorum. Alttaki yoğunluğu görüyor musunuz? Yaklaşık 2,5 çıtaydı. Ne kadar güzel bir şekilde bir birleşme olmuş. Yani aradan yavru arılar buraya geçmişler. Şimdi silkeliyoruz. Evet. Şimdi bunları da alıyoruz. Şu anda arılar sakin. Aslında sakin olmalarının sebebi birleştiklerinin de anlamını taşır sevgili dostlar. Çok da tatlı olmuş. Bunu da bu şekilde koyuyoruz. Bu tarafa koyuyorum sevgili arkadaşlar. Ama koymadan önce bakalım ana arımız bir zarar görmüş mü? Hemen ona bakalım. Durum nasıl? Buradaki durumun içeriği nasıl? Evet. Renkleri çok güzel. Görüyorsunuz varroa'dan eser yok. O kadar güzel günlükler, o kadar güzel yumurtalar var ki. Yani arıların keyfi, parlaklığı o kadar şahane gözüküyor ki. Şuralarda hep larvalar var. Hep günlükler var. Arımız zayıf ama diyor ki ben adam olacağım. Çok güzel bir arı. Hızlıdan ana arının kontrolüne bakmak istiyorum. Tabii görebilirsek bazen kovan dibinde de olabiliyor. Arıcılarımız bilirler. Hızlı bir şekilde göz gezdirelim. Bakalım çıtalarımızda. Kapalı yavrunun durumu çok güzel. Arının kendi genel
koordinasyon durumu harika gözüküyor. Bu arada kamerayı da göstermek istediğim için açıyı biraz tersten tutuyorum sevgili dostlar. Sizlere de gösterebilmek adına. Anarımız burada. Bakın çok da güzel kenarda. Baş parmağımın ucunda yürüyor. Yani anarımız gayet güzel, keyifli. Burada sınırdan gidiyor. Öbür tarafa geçti. Evet, burada. Bakın baş parmağımın ucunda. Keyfi de çok güzel. Evet. Anarımızın durumu iyi. Çıtaları genelde aynı aldığımız konumda koymamız her zaman daha doğru, daha güzel olanı sevgili arkadaşlar. Bazen ters yapsanız da çok büyük sorun olmaz. Şimdi bunları birleştirdik. Artık bunlar kendi kokularıyla adaptasyon sağlamış oldular. Bu ham peteği de koyacağım buraya. Ve buradaki arıları da buna silkeleyeceğiz. Birleştirme işlemimiz tamam olmuş oldu. Yani ne yaptık sevgili arkadaşlar? Sineklikle birleştirdik. Propolis tuzağıyla da birleştirebiliriz. Gazete kağıdı koyarsanız, küçük birkaç tane iğne deliği yaparsanız gazete kağıdını parçalayıp kendileri aşağıya inecekler. Bu da bir yöntem. Biz küçük de bir delik bıraktık biliyorsunuz. Yavru arılar aşağıya insin çıksın. Problem yok. Birleşmek isteyenler rahatlıkla birleşsin diye. Çünkü daha önce biraz da içine su sıktık. Yalancı anarıyı birleştirmek için biraz da içine su sıktık. Daha önce yapılan hatalardan biri, içeriye fazla su sıkıldığı zaman bazen arıcılar şurupluk da koyuyorlar, su koyuyorlar. Nem çok yüksek olduğu için insan nasıl bunalıp rahatsız oluyorsa arılarda da aynı sorun oluyor. Evet, bu birleştirme videosunu bu şekilde göstermek istedik. Sevgili arkadaşlar, bugün birleştirme süremizin 3. günü. Hatta o günü saymazsak 4. günü. Daha önceki videomuzda abi sonraki sonuçlarını tekrar gösterebilir miyiz? Birleşiyor mu, güzel oluyor mu diye onu göstermek istedim sizlere sevgili dostlar. Keyifleri çok güzel. Hatta şöyle anarıyı da göstermek istiyorum tekrardan. Bugün biraz hava, yine meşhur yağmurlar var biliyorsunuz. Anarımız burada, parmağımın ucunda. İlerliyor bakın şöyle. Maşallah gayet de güzel. Fazla üzmeyeceğim. Ama bu videolarımıza devam etmek istiyoruz çünkü seri videolar. Sevgili arkadaşlar şöyle göstereyim. Bakın bu çıta dolu dolu. Hatta havanın biraz serinliğinden dolayı bu çıtada birikmişler. Biliyorsunuz 2,5 çıtaydı. Bu çıtada da gayet güzel dolu dolu arkalı önlü. Birleşince çok güçlü olmuşlar. Çok da güzel yavru atmış. Şu an serin. Yağmur var. Her yer ıslak. Fazla üzmek istemiyorum. Yine birleştirdiğim temel petekler bir tane buraya koydum. Hatta bu sonda dahi şu şekilde mevcut. Göstermek istiyorum. Yani her şey keyifleri güzel. Fazla üzmek istemiyorum onları. Yoluna devam ediyorlar. En son açtığımda buzdolabı poşetiyle şurup vermiştim. Bitirmek üzereler. Az bir şey kalmış. Onu tekrar üzerine ilave ediyorum. Yine doğal varroa yağlarından oluşan ürünü de koyuyoruz. Bir miktarda şöyle çok hafif stres yaşamasınlar diye bir kek koydum onlara. Oyalansınlar diye. Fazla da üzmemek adına kapatıyorum. Yalancı ana arı birleştirme videomuz. Sevgili dostlar, aynı zamanda zayıf kolonilerinizi de bu yöntemle birleştirebilirsiniz. Bir süreç videosu. Yani yaptık olduk dememek adına artılarını, eksilerini hepsini size göstermek istedim. Birleştirme yaptığımız zaman sevgili dostlar, kattaki o aralık kısmını bırakmamız her zaman uygun olacaktır sizin için de. Onu muhakkak tavsiye ediyorum. Zaten işçi arılar dönüp dolaşacak. Aralığınızda illaki arılar varsa bir yerlere girecektir. Yavru arılar zaten oradan çıksa bile aşağıya girecektir. Onlara bir zarar vermeyeceklerdir. Bu güzel videoyu sonlandırıyoruz. Sağlıcakla kalın. Yalancı ana arı birleştirme videomuz ve zayıf koloni birleştirme videomuz. Çok soru soruluyordu. Abi peki iki tane analı varsa ne yapacağız? Zayıfsa. Sevgili dostlar, beğenmediğiniz ana arıyı imha edebilirsiniz. Şöyle bakın. Büyük olanı seçip o şekilde de birleştirebilirsiniz. Sağlıcakla kalın. Değerli arkadaşlar, sevgili meslektaşlarım, sevgili meslektaş adaylarım. Tabii ki bizden hariç birçok video ya da makale okuyorsunuz. Bunlarla alakadar bize de sorulan sorularda biz fikirlerimizi beyan ediyoruz.
Bizler bu şekilde yapıyoruz. Sizlerin yapmış olduğunuz uygulamalarda saygı duyarak kendi fikirlerimizi, aralığımızda neler yapıyoruz bunları paylaşıyoruz. Onlardan biri yine koloni destek yönetimi hakkında çok değerli sevgili birçok hocamızın tavsiye ettiği bir yöntem. Benim de tavsiye ettiğim bir yöntem ama artıları eksileri nelerdir? Ben bu yöntemi nasıl uyguluyorum? Biraz size bundan bahsetmek istiyorum. Sevgili arkadaşlar, koloni destek yönetimi aslında bazı üstadlar, bazı hocalar şu şekilde der. İşte 10 kovanınıza çalışın, 40 kovanınız olacağına 10 kovanınız olsun ama adam akıllı bal alın diyorlar. Peki nasıl olacak? İşte bir tane ana kovanınız olacak. O ana kovanın etrafında da her ana kovanın etrafında 3 tane ona destek kovanı olacak. Ve ondan sürekli destek verilerek bal üretimini artırabilirsiniz diye bu şekilde bir fikir beyan ediyorlar. Tabii ki teorikte bu mümkün. Ama sevgili dostlar, bunun yani benim 40 kovanım var demek yerine, yani 10 kovanım var ya da ben 10 kovandan bu kadar bal aldım demekten başka bir manası olmuyor. Yani bu işin bir esprisi yok. Normalde o etrafında oluşturduğumuz kolonide de ana arılar var. Yani ben 10 kovandan bu kadar bal aldım. Abi sende 40 tane kovan var, onlar destek kovanı, ses etme. Böyle bir şey yok ki. Sonuçta onlar da koloni. Zaten biz de aynı şeyi tavsiye ediyoruz. İlla ki o arının etrafında olmasına gerek yok. Arılığınızın öteki köşesinde de olabilir. Arılığınızın bu köşesinde de olabilir. Her köşesinde olabilir. Bazı yöntemlerden bahsetmiştik sevgili dostlar. Fransız yöntemi, koloni destek yönetimi. Benim her zaman etik olan tarafım arıyı üzmeden, arıyı yıpratmadan bal üretmek. Buna vicdansızlıkla değil ki, vuracaksın kırbacı, hani ata kırbaç vurmaktan, onu inanılmaz şekilde çalıştırmaktan gayrısı gibi bir şey söz konusu olmuyor. Zaten etik olmuyor. İnanın işin bereketi de olmuyor. Bunu vicdani sorumluluklarını da sizler yaşayacaksınız zaten. Değerli dostlar, koloni destek yönetimi tabii ki güzel bir yöntem. Bal üretmek isteyenler için. Fakat dediğim gibi, yani 40 tane arım var demek yerine 10 tane arım var, buna manaca hiçbir şekilde gerek yok. Kovanlarınızın, arılığınızın her tarafından vakti geldiğinde koloniye destek verebilirsiniz. Peki abi bu destek ne demek? Yani nasıl bir şey? Sevgili dostlar, örneğin burayı dikkatli dinlemenizi istiyorum. Çünkü bize abi o zaman bizim bal akımı bu, ben böyle mi yapayım? Buna demenize gerek yok. Küçük bir matematik hesabıyla formülü söylüyorum. Zaten sizler bunu kendiniz kendi nektar akımınıza göre formülize edebilirsiniz. Örneğin biz Trakya'da ayçiçekler Temmuz'un birinde açar ve yaklaşık 10 gün sürer sevgili dostlar, yoğun bal akım dönemi. Bizim için bu 10 gün çok önemli. Yani ne kadar bal gelecekse, Trakya'da her şey hemen hemen Trakya balıyla sınırlıdır. Ve bu bal akım dönemini, bu 10 günü çok iyi bir şekilde atlatmamız lazım. Sevgili dostlar, biliyorsunuz arılar 21 günde kuluçkadan çıkar. Bunu hep tembihliyoruz. Çıktıktan sonra da 21 günde kovan içi hizmetini tamamlarlar. Ne demek bu? Yani temizlik, yavru arılara bakma, bunları birçok defa anlattık. 21 günde kovan içi hizmetini tamamladıktan sonra tarlacı arıcı olurlar. Yani bal getirirler. Sevgili dostlar, bir koloni bir yılda, iki katlı bir koloni yaklaşık 500 kiloya yakın bir bal tüketiyor. Bütün her yerde tamamen tespit edilmiş. Ütopik gelse de size, evet maalesef kayıtlar bu şekilde. Bizler kolonideki yavru sayısını dengelememiz lazım. Abi bal akımı bitti, bal yok. Tabii ki yok, çünkü senin bal gelirken içeride senin uçmasını bilmeyen 21 günlük işte o kovan içi hizmetini tamamlamamış, tarlacı olamamış arılar bunları tüketiyor. Bizler bal akım dönemini hesap ederek sevgili dostlar, içerideki o dönemdeki bu tarlacı olamamış, 21 gün kovan içi hizmetini daha tamamlayamamış kolonideki arıları o dönemde kovandan uzaklaştırmamız lazım. Nasıl yapacağız? Dedik ya, bir matematik formülü var. Örneğin Temmuz'un 1'i bizde ayçiçekleri açar. Sevgili dostlar, Haziran'ın 9'unda, burasını iyi dinleyin, Haziran'ın 9'uyla 10'unda yeni çıkmış ya da 9'uyla 19'u arasında, çünkü Temmuz'dan 21 gün geri gidiyorum sevgili dostlar. Temmuz'dan 21 gün geri gittiğimde Haziran'ın 9'u oluyor.
Haziran'ın 9'unda çıkan koloni tam Temmuz'un 1'inde tarlacı oluyor. Ve 10 günde nektar sürüyorsa, yani Haziran'ın 9'uyla 19'u arasındakiler bana tarlacı arıcı olacak. 9'uyla 19'unda çıkanlar benim işime yarıyor. Haziran'ın. Ama o tarihten sonrakiler artık benim işime yaramıyor. Bilakis kovanda daima tüketici olacaklar ve ciddi bir bal kaybı yaşayacak. Benim için bal çok önemli diyenler için bunu anlatıyorum sevgili dostlar. Bu matematik formülünü bildikten sonra sizler de bunu uygulayabilirsiniz. Yani 19'undan sonra sevgili dostlar, kolonide ben mümkün mertebe eğer bal almayı hedefliyorsam sadece arıyı silkeliyorsunuz. Kapalı yavruları 19'undan sonra Haziran'ın. Başka kolonilere zayıfsa destek olarak verebilirsiniz. Aralarınıza bu şekilde paylaştırabilirsiniz. Çok küçük bir parça bırakabilirsiniz şevk bozulmasın diye sevgili dostlar. Arının heyecanı bozulmasın diye. Çünkü zaten yumurtlamaya devam edecek. Kapalıları bunlarda mümkün mertebe alın. Bal hedefliyorsanız başka kolonilere verin. Sevgili dostlar, balınız çok olmasını istiyorsanız da başka kolonilerden, yani zayıf kolonilerden sevgili dostlar, çıkmaya yakın, yani çıkmasına bir gün iki gün kalmış olan kapalı yavruları alıp eğer Haziran'ın 9'unda kolonize verirseniz bir gün sonra çıkacaklar ve işte size bal almayı hedeflediğiniz tarihte tarlacı olacaklar. Yani matematik açık. Şimdi bana abi bizde şu şekilde, ben o zaman bu tarihte mi olayım, bu tarihte mi olayım anlatmaya gerek yok. Çünkü ben daha önce bunu izah ettiğim için bu çok sorular soruldu. Bu formülizasyonu bildikten sonra sevgili dostlar, istediğiniz gibi sizler de uygulayabilirsiniz. Değerli dostlar, size bir yöntemden daha bahsetmiştim. Fransız yöntemi diye bir yöntemdi. O da neydi? Koloniyi, biz mesela çama giderken bunu çok yapardık sevgili dostlar. Bal hedefindeyse eğer. Bizler burada ana arıyı alırız, bir kovana koyarız sevgili dostlar. Hemen yan bir kovana çıtasıyla, arısıyla ve bir tane de yanına destekçi koyarız. Buna besleme yaparız. Ama o kovandaki kapalı yavrusu çıkmaya yakın, işte böyle larva kesinlikle olmayacak eski bıraktığımız kolonide. Bunu da alır o gece apar topar çam balına götürürüz. Bütün işçi arılar tamamen sevgili dostlar, bunu daha teknik olarak anlatacağız size. Daha ayrı bir video yapacağız. Orada ömrünü tamamlar. Kendine ana arı yapmak ister. Yapan yapıyor, yapamayan yapamıyor. Hiç önemli değil. Zaten genelde olmuyor. Çünkü çamda yumurta atamıyor. Bunu anlatacağız ama sadece bal ve hiçbir arı, işçi arı kalmamış bir şekilde sağımını yapıp memlekete geri dönüyoruz. Boş kovanlarla, bir tek ballarla. Zaten analı kovanımız kaldığı yerde, bizim kendi memleketimizde işine devam ediyor. Genç bir nüfusa devam ediyor. Bu daha teknik bir konu. Bunu da yer yer bize çok sorulmuştu. Anlatmak istedim ama özet olarak. Sevgili arkadaşlar, koloni destek yönetimi, parantez içerisinde son bir toparlama yaparsak, Temmuz'un 1'inde ayçiçekleri kendi bölgem için açacaksa, sizler kendi bölgenizin nektar akımını daha iyi biliyorsunuz. Abi ben Artvin'deyim, buranın nektar akımı ne zaman? Onu ben bilemiyorum. Maalesef bulunduğunuz bölgenin değerli arıcı dostları biliyor. Örneğin ben kendim Van'da çalışmalarda bulundum. Erzurum'da da arıcılara gittik, ziyaret ettik, çalışmalarda bulunduk. Bazı yörelerde tespitlerimiz var ama sevgili dostlar, genelde bizim yaptığımız büyük tespitler kendi bölgemiz için daha hakim. Sevgili arkadaşlar, genel bir toplamaya yapmak istiyorum sizlere. Temmuz'un 1'i bal akımı başlıyor ve bal akımı 10 gün sürüyorsa sonuç, Haziran 9'u ile 19'u arasında çıkacak olan yavrular tarlacı bizim işimize yarayacak. O tarihten sonrası bizim işimize yaramıyor. O tarihe kadar başka kovandan çıkmaya yakın destek de verebilirsiniz. Bu da aynı zamanda bir artı. Hatta sizlere bir ara bahsetmiştik sevgili dostlar. Paket arıcılığı. Yani ülkemizde paket arıcılık yanlış biliniyor. Ne demek yanlış biliniyor paket arıcılık? Yani arıyı paketiyle beraber al, kovana koy. Böyle bir şey değil paket arıcılık. Paket arıcılık bu bahsettiğim yöntem aslında. Yine Temmuz'un 1'inde ayçiçekler açacak ya. Yurt dışında telefon ediyorsunuz. Diyorsunuz ki bana 100 bin tane yavru arı gönderin. Onlar hemen 100 bin tane yavru arıyı alıyorlar, size getiriyorlar.
siz Haziran'ın 9'unda kolonize olduğu gibi boca edip boşaltıyorsunuz. Biliyorsunuz yavru arıları koloniler kesmez, öldürmezler. Ve 21 gün sonra tarlacı oluyor bu arılar. Hepsi müthiş bir şekilde tam bal akımı döneminde voleyi vurmak derler ya, o işe yarıyor. Ülkemizde maalesef bu sistemde bir paket arıcılık yok. Çok soru sorulmuştu. Yani illa kare şeklinde bir tane ana kovan, etrafında 3 tane destek kovanı yapmanıza gerek yok. Kovanlarınızın her tarafında destek yapabilirsiniz o tarihte. Bunun tek bir faydası var. O da biraz hava atmak. Yani ne demek? İşte ben 10 kovandan atıyorum misal gereği 20 teneke bal aldım demek. Bir geliyorsun bakıyorsun abi 10 yok burada 40 var. Sen öyle sanıyorsun. O 3 tane destek kovanı. Öyle bir şey değil. Sevgili dostlar biraz bundan bahsetmek istedim. Değerli yorumlarınızı, değerli fikirlerinizi, katkı sağlayan yorumlarınızı da yine bekliyoruz. Sağlıcakla kalın. Bizim için bütün arıcılarımız değerlidir. Bizler ne yapıyorsak onu anlattık. Kendi fikirlerimizi paylaştık. Sağlıcakla kalınız. Hepiniz Allah'a emanet olunuz.